Manisa TV ekranlarından tekrar merhaba sevgili izleyiciler ve sevgili çok değerli öğrencilerimiz. Eğitim Rehberi programımızda bugün çok değerli bir hocamız var. Kendisi Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk Arzu Hanım. Çok teşekkür ederim. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Yeni programımızda sizinle birlikte ikinci programımızı yapmaktan dolayı onur duyuyorum. Öncelikle onu belirtmek isterim. Bizler sizi çok iyi tanıyoruz. Özellikle insana değer veren ve insana dokunan projelerinizin de olduğunu biliyoruz. Evet. Fakat hem izleyicilerimiz, öğrencilerimiz ve ebeveynlerimizin de sizi tanımasını çok istiyoruz. Dolayısıyla da bu programı yaptık. Bugün aslında konuşacağımız konu biraz şöyle. Tercih sürecinde olan öğrencilerimizin biraz daha hayatlarını değiştirmek, sizin gibi insana dokunan kişileri ve rektörleri tanıtmak istiyoruz. Evet. Celal Bayar Üniversitesi ile ilgili çok kısa bir bilgi alalım. Daha sonra size küçük küçük sorularım olacak ama öncelikle Celal Bayar Üniversitesi pandemi koşullarını nasıl atlattı? Geçen yıl neler yaptınız? Hangi projelerle öne çıktınız? Ben öncelikle Manisa TV'ye, Manisa TV çalışanlarına, şahsınızda tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten dünyanın çıktığı bir salgın süreci vardı. En çok da çocuklarımızı etkiledi. Ben özellikle ekranları başında bizleri izleyen, tercih noktasında hangi bölümü tercih etsem, hangisinin iş garantisi var, üniversitelerde sosyal olanaklar nasıl, internantımı nasıl genişletebilirim, sosyal ağımı, network'ümü nasıl artırabilirim kaygısıyla tercihlerinin gerçekleştirilmesinde bazen gitgeller yaşayan, bazen kararsızlık yaşayan çocuklarımıza ve şu an bizleri izleyen onların çok kıymetli anne babalarına öncelikle hepsine selam ediyorum. İnşallah tercih sürecinin başta çocuklarımıza, anne babalarına, Manisa'mıza, ülkemize de hayırlı olmasını diliyorum. En güzel ve en sevindirici an şu andır. Niye? Yaklaşık 2 yıl aşkın bir salgın sürecinde sağlıklı olarak çıkabilmişiz. Sınavlara çocuklarımız girebilmiş, sınavlar gerçekleştirebilmiş ve tercih sürecine gelmişiz. Ben özellikle çocuklarımıza şunu söylemek istiyorum. Hayatta her şeyle karşılaşabilirsiniz. Bu karşılaştığınız zorluklar, güzellikler, kolaylıklar, bunların içerisinde neler varsa insanın kabiliyetlerinin gelişmesine vesile olan şeyler. Biz salgın sürecini gerçekten çok büyük bir tehdit olmakla beraber bizim üniversitemizin, üniversitedeki hocalarımızın, eğitimde görev yapan tüm arkadaşlarımızın, hastanemizdeki hemşirelerimizden hekimlerimize kadar bilgilerin ortaya koyabildikleri, bu bilgileri uygulayıp insanlık yararını kullanabildikleri süreç oldu. Doğal olarak salgın sürecini biz her ne kadar bir kriz olarak görülse de biz kazanımlar noktasında üniversitemizin gelişmesine çok katkı sağladı. Ben bugün belki bu programda da bunlardan bahsedeceğim. Zaten sorunuz da kısmen bununla alakalı. Evet. Salgın süreci tabii Mart ayında başladı. 2019 Mart ayında biz 2018 Aralık ayında dijital materyallerimizi hazırlamıştık. Salgının bu boyutlarda gerçekleşebileceğini öngördük mü? Öngördük dersek yanlış olur. Ama eğitimci olma münasebetiyle çıkacak krizlerde krizi yönetmekten ziyade önlemsel tedbirlerle kriz çıkmadan tedbir alarak mümkünse çıkmamasını, çıktığı anda da hazır bulunuşluk düzeyimizi artırmayı hedeflemiştik. Doğal olarak da bu tedbirlerimizin sonucu olarak Mart ayında salgın çıktığında ilk dezenfektanlarını sentezleyen üniversite biz olduk. İlk hafta 6 ton dezenfektan yaparak o kriz sürecinde Manisa'mızın, hastanemizin, kurumda ihtiyaç duyduğumuz dezenfektanlarımızı biz sentezleyerek o dalgalanma sürecini çok sağlıklı atlattık. Bununla beraber hala uzaktan eğitimi senkron, asenkron düzeyde gerçekleştiremeyen kurumlar olmakla beraber biz Mart ayında ilk hafta uzaktan eğitimi başladık. Ve 36 bin öğrencimiz senkron, asenkron düzeyde eğitim öğretimine başladı. Buradan şunu çıkarmak gerekiyor. Bu yıl istatistikler açıklandı. Devlet üniversiteleri içerisinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi ilk 5'te. Uzaktan eğitime senkron ve asenkron düzeyinde başlayıp ve bu işi düzgün bir şekilde yürüten, devam ettiren ilk 5 üniversitesinin içerisindeyiz. Bu gerçekten bir rektör olarak
özellikle bilgi işlem çalışanlarımız, uzaktan eğitim noktasında destek olan tüm arkadaşlarımızın çabasıyla gerçekleşti. Emin olun bu başarıda Arzu Hanım, Van'daki öğrencimizin, Mardin Nusaybin'deki çocuğumuzun derslere girmesiyle, hocalarımızın dersleri yapmasıyla yek pare olarak bir başarının altına hep beraber imza attık. Siz teknik altyapı oluşturuyorsunuz, evet. Eğitimi veriyorsunuz ama öğrenci derse girmezse, muhatap olmazsa bu bir anlam kazanmıyor. Öğrenci derse girmek istiyor, siz eğitimi onun ayağına götüremezseniz bir kısım eksik kalıyor. Onun için süreçte öğrencilerimizle, velilerimizle, öğretim üyelerimizle hep temas halinde olduk. Biz bu süreci sizlerle beraber nasıl yürütebiliriz? Ve bu yürütmenin neticesinde hepimiz daha karlı nasıl çıkabiliriz? Emin olun belli bir yaş grubunun üstünde hocalarımız dahi kendini teknoloji özürlü diye düşünüldüğü ifade edilen hocalarımız dahi bu uzaktan eğitimde çok güzel bir başarının altına imza attı. Hakikaten gerek öğrencilerimiz gerek hocalarımız bu bizim oluşturduğumuz teknik altyapı ve öngörünün muhatabı oldular. Ve süreci çok sağlıklı yürüttüler. Katılım çok küçük farklı. Bir rakam vermek istiyorum. Geçen yıl yaz okulunda 16.500 öğrenci bizden yaz okulunda ders aldı. Bu rakamın anlamsal karşılığı şu, 107 farklı üniversiteden öğrenci Manisa Celal Üniversitesi'ni tercih etti. Çeşitlilik var, farklılık var ve artık araştıran, sorgulayan ve bulan öğrenci kitlemiz var. Uzaktan eğitimde başarının altına imza atan bir üniversite olunca yaz okulunda çocuklarımız 107 farklı üniversiteden bizim üniversiteyi tercih ettiler. 154 tane devlet üniversitesinin varlığından söz edersek bu demektir ki 3'te 2'sine ulaşmışız ve çocuklar farklı üniversitelerden bizim üniversitemizi tercih etmiş. Bu çok güzel bir başarı. Bu noktada ekibin adına gerçekten övünüyorum. Diğer kısım ise sağlık kısmıydı. Tabii biz üniversite temel noktada eğitim ama sizin de malumunuz 3. basamak ilimizdeki tek hastane 600 yataklı hastanemiz vardı. Salgın süreci hakikaten bizim dedim ya hem altyapımızın hem insan kaynaklarının en verimli şekilde kullanıldığı süreç oldu. Salgının başladığının 2. haftasında Manisa'da PCR sonuçları İzmir ve Ankara'ya gönderiliyordu. 3 günde sonuçlar geliyordu ve bu 3 günlük süreç sağlık açısından Manisa halkı için çok büyük bir riskti. Biz Sağlık Bakanlığı'ndan iznimizi alarak teknik altyapımızı hastanede birleştirdik. PCR cihazlarımızın hepsini hastanede konuşlandırdık. Donanımlı ekipleri oraya görevlendirdik. Şu an 3 saatin altında sonuç veriyoruz. O gün itibariyle 24 saatte tüm çalışanlarım gelen örnek numuneler bitmeden evlerine gitmediler. Emin olun çalışanlarımızın bazen eşleri, bazen çocukları oraya geldiler. Hatta 3D yazıcılarda anneler için siperlik yapan çocuklarımız da oldu. Bu süreçte Teknokent'ten de belki bahsedebiliriz. Sağlık alanında ihtiyaç duyduğumuz ekipmanları ilk bir ay biz kendi atölyelerimizde yaptık. Teknokent'teki atölyelerimizde. Teknokent'te ve hastanedeki terzihanelerimizde yaptık. Kumaşlarımızı aldık, maskelerimizi diktirdik. Steril önlüklerimizi biz diktirdik. Siperlikleri Teknokent'te yaptırdık. Alımda zorlandığımız ve hastalarımıza müdahale ederken sağlık çalışanlarımızın kullanmaları gereken ekipmanları herhangi bir krize mahal vermeden kendi bünyemiz içerisinde gerçekleştirdik. Ürettiniz. Ve bunda bizim teknik ekibimiz çok büyük bir ezberi gösterdi. Hepsinin başarılarını takdir ettik. Dediğim gibi onlar da insan sağlığına yararlı olmanın mutluluğunu yaşadılar. Kesinlikle. Pandemi süreci Manisa Celal Bayar Üniversitesi için bir kazanım oldu. Hangi alanda teknik altyapının ürüne dönüştürülmesi, insan kaynağının verimli kullanılması ve çalışanlarımızın bilgi birikimlerini alanda uygulayabilme kabiliyeti açısından başarı sağladı. Salgın sürecinde de bizim çok kayda değer bir kaybımız olmadı. Bir iki doktor arkadaşımızı kaybettik. Buradan onları rahmetle anıyorum. Sağlık çalışanlarımızın hasta olduklarında, COVID olduklarında aileleriyle tamamıyla yönetim olarak ilgilendik. İhtiyaçlarını karşıladık. Bulaşa muhatap olan, karantinada olan çalışanlarımızı yurtlarımızda, misafirhanelerimizde misafir ederek, onların ihtiyaçlarını oralarda karşılayarak ailelerini ve yakınlarına bulaştırmamalarını da sağladık. Hakikaten çok güzel dayanışmanın, kaynaşmanın, birlik olmanın, biz olmanın mutluluğunu bize salgın yaşattı.
O noktada da ben çocuklarımıza onu söylüyorum. Her bir zorluk sizin için bir kazanım. Gelişme ve ileriye dönük birikiminizi artırmaya vesile oluyor. Kesinlikle krizi onun için çocuklarımızın çevirmek. Salgın süreciyle ilgili ya şöyle oldu böyle oldu. Hayır kardeşim kazandın. Evet. Birçok şeyi kazandın. Evde ders çalışma imkanını kazandın. Sosyalleşme, annenle babanla kaynaşabilme yetisini elde ettin. Bir kısıtlama geldiğinde bu kısıtlamaya karşı alman gereken tavır noktasında ruhen ve madden bununla ilgili reflekslerin gelişti. Ve çok şükür şu an daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir dünyaya zorluklardan çıkmış bir birey olarak adım atıyorsun. Biz büyükler olarak çocuklarımızın ufkunu bu şekilde açmamız gerekiyor. Yeni öğretim yılı evet. için de planlarınız muhtemelen yine bu seviyede olacağını düşünüyorum. Çünkü her gün bir adım evet. daha, bir basamak daha koyuyoruz. Kesinlikle. Biz öğrencilerimiz, anne babaların emanetleri görüyoruz. Aynı zamanda kendi çocuklarımızı da biz onlara emanet edeceğimiz için gözümüzün nuru diye bakıyoruz. Bizim o kadar da güzel imkanlarımız var çocuklarımız için. Bu süreçte onların karşılanması, açılışı bir festival gibi o hafta içerisinde kendi alanları ile ilgili donanımlı, birikimli, duayen isimlerle tanıştırmak, onların mentörlüklerinde çocuklarımızı sürece hazırlamak, sosyal imkanlarla, oryantasyonlarda bunları tanıtılmalarını, bunları da planlıyoruz. İnşallah dört gözle çocuklarımızı da bekliyoruz. Çok güzel. Hemen kısaca, tabii ki Manisalılar ve Manisa çevrelileri sizi çok iyi tanıyorlar. Okulu da çok evet. iyi tanıyorlar. Özellikle İzmir'den Manisa'ya çok fazla öğrenci de evet. geliyor. Fakat diğer illerdeki izleyicilerimiz için Manisa'da öğrencilik hayatı nasıl? Manisa'daki öğrencilik hayatı, öğrencinin ne aradığıyla alakalı bir... cevapla başlamak lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Biz öncelikle hayalleri olan öğrencilerimizi hedef kitle olarak alıyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız hayal etsinler, çocuklarımız düşünsünler, yeni bir şey ortaya koymayı karar versinler. Ya ben bu hayalimi nasıl gerçekleştirebilirim? Bir mentorluk müessesesi var mıdır? Bununla ilgili bize supervisor'lık yapacak, danışmanlık yapacak bir üniversite, hoca, bölüm var mıdır? Sorusuna biz varız diyoruz. Varızı sadece tek kelimeyle özetlemiyoruz. Bu tek kelimenin içerisine onlarca şeyi koyabiliriz. Örneğin mühendislik fakültesini tercih edecek bir öğrenci, ben mezun olduktan sonra nasıl iş bulabilirim diyor. Hı hı. İki, okurken sosyal imkanlarımız var mı diyor. Üç, ben teorik bilgimi uygulayabileceğim bir alan var mı? Başlayalım. Manisa'yı biliyorsunuz 60 binin üzerinde çalışan olan bir OSB'si var. Evet. Türkiye'nin sayılı OSB'lerinden biri. Rakamlara baktığınızda 10 milyar doların üzerinde ihracat ithal rakamları var. Ve buna karşı konuşlanmış bir üniversite var. Bölümlerini OSB ile birlikte tasarlamış, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu gerek 4 yıllık gerek 2 yıllık bölümleri buna göre planlayan bir üniversite yönetimi var. Bunu yaparken eğitim öğretim programımızı da ona göre dizayn etmişiz. 7+1 ve 3+1 işbaşı eğitimi sistemine geçmişiz. Bu ne demek? 7 dönem çocuğumuzu 4 yıllık bir fakültede okutuyorsunuz. Örnek diyorum bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği veya farklı alanlar. Çocuğumuza diyoruz ki 7 yıl biz sana teorik bilgi verdik. İş dünyasına dönüyoruz diyoruz ki eleman ihtiyacınız mı var? Evet. Çocuklara dönüyoruz. İş bilgilerinizi uygulamak ve istihdam olmak gibi bir sorununuz var. Vallahi var hocam diyorlar. O zaman biz sizi buluşturuyoruz. Ve bunun ilk salgından önce toplantısını iş dünyasının duayenlerini çağırdık. Manisa'mızın çok büyük firmalarının yönetim kurulu başkanlarını çocuklarımızla buluşturduk. İş yeri uygulamasına giden çocuklarımıza kart vizit bastırdık. Tanışmalarını, kendilerini takdim etmelerini, ifade edebilmelerini sağlamak üzere bir anahtar olsun istedik. Kart vizitlerini çocuklarımızın cebine koyduk. İş dünyasına dedik ki bakın herhangi bir kişiyi işe aldığınız zaman oryantasyon ve adaptasyon süreci var. Bu oryantasyon ve adaptasyon sürecini lisans eğitim içinde gerçekleştirelim. Çocuklarımız bilgilerini sizde uygulasınlar. Siz de bunlara abilik yapın, babalık yapın, ustalık yapın ve bu süreç içerisinde seçin. Yani işe aldığınız anda da vakit kaybı olmasın. Çok güzel sonuçlar aldık. Örnek vermek gerekirse bilgisayar mühendisliğinden mezun olan 5 öğrencimizden 4'ü işbaşı eğitimi yaptığı firmalarda işe başladılar. Diğer kalan bu oran %80'e karşılık geliyor. %20'si de zaten lisansüstü eğitim vesaire gibi yerlerde istihdam oldular.
Yazılıma baktığımız zaman Türkiye'deki en iyi yazılım mühendislerinden biri bizde. İkinci, üçüncü sınıfta çocuklarımız iş buluyor. Emin olun, hani biz çocuklarımızın arkasından ya lisansı bitiriverin şeklinde tabiri caizse biz onları çağırıyoruz. Diğer taraftan dönüp baktığınızda mühendislik fakültesinden konu açıldı. 9'a yakın bölümümüz akreditasyon aldı. BÜDEK akreditasyon sürecinden geçti. Bu ne demek? Akredite olan bu bölümlerden mezun olduğunuzda Amerika'dan tutun Avrupa ülkelerine kadar tamamında mühendislik diplomanız geçerli. Çok önemli bir şey bu. Bu çocuklarımız için çok önemli bir şey. Biz bu diplomayla beraber çocuklarımızın yurt dışında bu mesleklerini icra edebilmeleri için de gerekli yabancı dil altyapısını da çocuklarımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Doğal olarak da bu süreçte çocuklarımızın teknik donanımlarıyla beraber diğer alandaki eksikliklerini de ikmal ediyoruz. Ben buradan çocuklarımıza sizin aracınızla seslenmek istiyorum. Hangi üniversiteye giderseniz gidin. Manisa Celal Bayar'da olmanızı çok biz arzu ederiz. Ama farklı bir üniversiteye gittiğinizde de alanınızı dışında kendinize farklı bir hobi, donanımınızı artıracak, sizi muadillerinizden farklı kılacak özelliklerinizi artırmaya çalışın. Çok ne demek? İngilizce biliyorsanız bir de Almanca öğrenmeye çalışın. Mesleğinizi işletmeci, endüstri mühendisliği, ihracatla çalışmayı düşünüyorsanız, özel sektörde çalışmayı düşünüyorsanız Türkiye'nin ihracat portföyüne bakın. Hangi ülkelere ihracat yapıyoruz? Oraların yabancı dillerini öğrenmeye çalışın. Farklı alanlarda kendinizi entelektüel olarak geliştirin. Bu sektörlerde ticaret yapan, faaliyet gösteren firmalar varsa gönüllü stajlarla oralarda bulunun. Tabii eskilerin dediği gibi hani bir bilezik daha, bir bilezik evet, daha olmalı. Kesinlikle. Yani lisansla beraber artırdığınız donanımlar sizi eşdeğerlerinizden farklı kılacak. Muhataplarınızın sizi tercih etmesi noktasında en büyük parametre bu. Yönetim olarak bunu da çok destekliyoruz. Öğrencilerimizin sosyal, fiziksel ve ruhi gelişimlerine de çok dikkat ediyoruz. Temel noktada işte hemen pandemiden önce hekatonlar yaptık. Nedir hekatonlar? İş dünyasından, sanayiden ve farklı alanlarda gelen sorunların, problemlerin çocuklarımız tarafından çözüm üretilmesi noktasında bir veya iki gün üniversitemizde misafir ediyoruz. Yarışmalarını yapıyoruz. Çocuklarımızın iyi aşelerini karşılıyoruz. Sonrasında dereceye girenlere ödül veriyoruz. Yaptığımız hekatonda ilk ikiye giren çocuklar startuplarını kurdular. Şu an ürün üretme noktasında faaliyetlerini gösteriyorlar. Çok güzel. Buyurun. Peki, özür dilerim, sözünüzü kesin. Peki şeyi sormak istiyorum. Bölümler arası işbirliklerinizi, özellikle hani bu konunun da çok paralel gittiğini düşünüyorum. Aslında çünkü bu soru çok güzel oldu. Tam hani üzerine tam geldiği oldu. İçin sormak istiyorum. Dediğim gibi yönetim olarak çocuklarımıza bu tavsiyeyi yapıyoruz. Kendinizi bir alanda ihtisaslaşmayın diye. Tabii sözün en güzeli eyleme geçenidir. Diyebilirsiniz ki ya rektör bey, siz bunları söylüyorsunuz ama eylemde ne var? Biz mühendislik fakültesindeki neredeyse tüm bölümlerin yan dal ve çift ana dalda, endüstri mühendisliğinde olan bir çocuğumuzun makinede, makinede olan bir çocuğumuzun mekatronikte ve malzeme mühendisliğinde olan bir çocuğumuzun makinede, kendi bölümler arasında çift ve yan ana dallarla iki programdan mezun olabilme imkanları da var. Bu imkanları da çocuklarımıza sağlıyoruz. Temel noktada dediğimiz gibi donanımları artsın istiyoruz. Hedefimizde şu da var. Biz kampüse gelen bir çocuğumuz sabah 7 gibi gelsin. Sosyal alanlarımızda fitness center'ımız var. Fitness'te sporunu yapsın. Hemen yanı başında çok güzel yüzme havuzumuz var. Yüzme havuzunda enerjisini atsın. Sonra duşunu alsın. Öğrenci merkezinde, kafede bir kahvesini alıp dersine geçsin istiyoruz. Ha bu arada dersine geçsin derken çocuklarımıza haftanın 3 günü fakülteler önünde sıcak çorba veriyoruz. Olur ya, çocuklarımız kahvaltılarını yapamadılar. Anne baba sıcaklığını hissedemediler. Koştur koştur geldiler. O anda işte üniversite yönetimimizin güler yüzü onlara sıcak bir çorbayla hoş geldin diyor, günaydın diyor ve iyi dersler diyor. Bunu da haftanın 3 günü kampüsümüzde fakültelerin önlerinde yapıyoruz. Haftanın bir günü de hastanede tıp fakültesi öğrencilerimize ve hastanemize gelen hasta yakınlarına da bu imkanı veriyoruz. Çok güzel. Yani imkanlarınız oldukça sınırsız. Neredeyse. Okulda göremediğimiz imkanlar evet. da var, olanaklar da var. Ama benim en çok hoşuma giden sözünüz, hayalleri olan öğrencilerle buluşmak evet. istiyoruz sözünüz. Biz
sizin de belki duyduğunuz, tabii hanımefendinin yaşından da söz edilmez ama 30-40 yıl öncesinde insanlar başımıza icat çıkarmayın cümleleriyle büyütüldüler. Evet. Yani bu maalesef bir bilim insanı olarak hakikaten kabullenmekte zorlandığım bir cümle. Evet ya, başımıza icat çıkarın. Başımıza icat çıkaramadığından dolayı biz ekonomi olarak, sağlık olarak, toplumsal olarak dışa bağımlı hale geldik. Evet. Öncelikle biz şunu bilmemiz lazım. Salgın gerçekten bu noktada bize çok büyük bir katma değer sağladı. Biz yapabiliriz. Şu söz var. Eğer bir başarıyı herkes, bir şeyi herkes yapabiliyorsa ben de yapmalıyım. Eğer bir şeyi hiç kimse yapamıyorsa onu ben yapmalıyım. If, işte İngilizcesi var bu, ben yurt dışında öğrendim. Bu perspektifte çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Şu kalemi hiç kimse yapamıyorsa ve benim hayal ettiğim bir şeyi hiç kimse yapamıyorsa bunu bir Türk olarak, Manisa Cenab-ı Üniversitesi'nde çalışan, okuyan bir öğrenci olarak, çalışan bir hoca olarak ben bu başarının altına imza atabilirim. Bakın, ülke olarak yaşadığımız şey budur. Cep telefonları hepimizde var. Baktığınız zaman Manisa'lı olarak örnek vermek çok güzel olacak. Bir cep telefonunun mali alım tüketim karşılığı yaklaşık $1000. Şimdi Manisa'mızda devasa üzüm bağlarımız var. Arkadaşlar, bir ton kuru üzümün maliyeti veya bedeli bir cep telefonuna karşılık geliyor. Parça maliyetine baktığımız zaman $150 geçmez. Biz çocuklarımıza diyoruz ki hayal edin, bir ürüne katma değer katın ve bu ekonomiye katkı sağlasın. Şunu 10 liraya alırsınız, işlersiniz 13 liraya satarsınız. Evet. Emeğinizin karşılığıdır. Ama bunu 100 liraya sattığınız zaman bu sizin katma değerinizdir. Biz böyle çocukların yetişmesini istiyoruz. Temel felsefemiz, temel prensibimiz bu. Başımıza iş çıkaran çocuklarımız başımıza olsun. Başımıza icat çıkaran çocuklar istiyoruz. Bunun doğru. İçin de erişilebilir bir rektör olduk, erişilebilir bir yönetim olduk. Herhangi bir öğrencimiz maille, mesajla, hatta ve hatta ya ben rektör beyi görmek istiyorum dediğinde de kapımız bütün çocuklarımız açık. Çok güzel. Onlarla beraber kahvaltı yapıyoruz. Onlarla beraber öğlen yemeklerini yiyoruz. Kulüp faaliyetlerinde, toplulukların faaliyetlerinde hepsinde bulunmaya çalışıyoruz. Türkiye'de belki ilkiz, onu da söylemekte yarar görüyorum. Özellikle bu anne babalara hitap ediyorum. Çocuklarımızın gluten tüketiminde sorun varsa, sağlık sorunları varsa Türkiye'de belki tek glutensiz mutfağı olan üniversite biziz. Evet, bunun üzerinde daha da çok detaylı durmak evet. istiyorum. Ancak kısa bir reklam aramız var. Ondan sonrasında özellikle Teknofest'ten, Teknokent'ten bahsetmek istiyorum. En son bölüme bıraktım bunu çünkü tamam. bayağı kapsamlı bir konu diye düşünüyorum. Sevgili izleyicilerimiz, eğitim rehberi konuğumuz Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ahmet Ataç'la programımız devam edecek çok kısa bir aradan sonra. Manisa TV ekranlarında eğitim rehberi programımız devam ediyor. Konuğumuz Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç'la birlikte bölümün ilk başında güzel bilgiler aldık sizden ama ben şunu sormak istiyorum ve bunu duyduğum ve bildiğim için açıkçası hani burada söylemekte zarar görmüyorum. Benim oğlum da sizin üniversitenizde. Ne güzel. Üniversiteler arasında yani seçmeli ders sisteminiz var. Bunu çok iyi bildiğim için sorabiliyorum evet. kolaylıkla. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Özellikle tabii de izleyicilerimiz. Bu noktadaki temel felsefemiz ilk kısımda da söyledim. Çocuklarımıza tavsiyemiz şu oluyor. Kendi alan dışınızda kendinizi geliştirin diye. Bu noktada göreve geldiğim ilk senato toplantısında bunu hayata geçirmek üzere faaliyete başladık. Nedir bu? ÜSD, üniversite seçmeli ders havuzu. Örnekliyorum, işletme fakültesinde okuyorsunuz. Ben mühendislikten de bir ders almak istiyorum. Veya ben mühendislikte okuyorum. Babamın işinin başına geçeceğim, işletme yönetimi almak istiyorum, mühendislik yönetimi almak istiyorum. Veya ben evlenmeyi düşünüyorum, mutlu aile yönetimi almak istiyorum. Veya ben ev ekonomisi dersi almak istiyorum. Aklınıza hayalinize çocuklarımızla belirlediğimiz bir şey bu. Şu, herhangi bir bölümde okuyan bir öğrencimiz
farklı fakülteden, farklı bölümlerden de ders alabilsin istiyoruz. Ve bu dersi kredisine sayılsın, AKTS'si hesaplansın, mezuniyet not ortalamasında da ağırlığı olsun istiyoruz. Temel çıktığımız bir, çocuklarımızın sosyalleşmesini artırmak. Farklı fakültelerle çocuklarımızı buluşturarak, öğrencilerimizi kaynaştırarak onu hedefliyoruz. İki, çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu alanda kendi branşı olmasa bile bir kursluk, bir derslik, bir dersi farklı bir fakülteden alarak kendi donanımını artırsın istiyoruz. Veya da ya ben farklı bir fakülteyi tanımak istiyorum, benim için farklı bir kültür olsun dediğinde buna da cevap oluyoruz. Peki ön lisansı tercih eden çocuklarımız için bu süreç nasıl yürüyecek? Onlar için de geçerli olacak. İlçelerde olan ön lisans bölümlerimizde de belli merkezlerde haftanın tek günü ortak üniversite seçmeli ders havuzundan ders aldıklarında çocuklarımız o merkezlerde birbirleriyle kaynaştırarak hem hareketlilik hem tanışmaları ve farklı alanda donanımlarını artırmalarını sağlayacağız. Bu alanda da bunu hayata geçiren ilk üniversiteyi diyebilirim. Çok güzel. Bu noktada gerçekten çabamız 2019'da başladı. Daha da gelişerek devam ediyor. Tamamladık mı diye sorarsanız hayır. Bu kısım bütün şeyiyle beraber devam edecek. Üniversite yaşam kültürü olduğu müddetçe, eğitim olduğu müddetçe devam etmesini istiyorum. Öğrenciler yani, de çok faydasını görüyor. Tabii yani ki çok faydasını görecek. Düşünün yani bir kızımız, bir oğlumuz evleniyor. Ben çocuk bakımı almak istiyorum. Anne olacağım. Bununla ilgili bir ders alsın. Ama mühendis. Biz şuna bakıyoruz. Mühendis de olsa, doktor da olsa, işletmeci de olsa, fizikçi de, kimyacı da temelde bunların tamamı insan. Ve insani ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde birikimlerin, bilgilerin artırmak da üniversite olarak bizim görevimiz. Peki, en önemli kısmı şu, dediniz ya ilçelerde de çok fazla özellikle yüksek öğretimlerimiz var ama Manisa'da okullara ulaşım, Manisa'da okullara yurt çok önemli bunlar. Bize biraz bununla da ilgili bilgi verebilir misiniz? Ya toplamda ben rakamı vereyim. 9000'in üzerinde yurt kapasitesi var. Tabii Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesinde, Kredi Yurtlar Kurumu'nun bünyesinde çalışıyor. Çocuklarımız bu noktada mağdur olmasınlar diye kampüs içerisinde bir tane kız yurdumuz var. Kampüs içerisinde yine bir tane erkek yurdumuz var. Ulaşım sorunları yaşamasınlar, erişebilsinler istiyoruz. Küçük bir AVM'miz var ve yeni açtığımız öğrenci merkezimiz var. Bu öğrenci merkezimizde öğrencimizin ihtiyaç duyacağı her şeye cevap veriyoruz. Müzik aletlerini çalabilecekleri, tiyatro çalışmalarını yapabilecekleri, diğer sosyal alanlar gerçekleştirebilecekleri bir merkez. Ulaşım noktasında kampüs içerisinde ben konaklamıyorum, buradaki yurtlarda kalmıyorum diyen kız öğrencilerimize kampüse 3 kilometre mesafede Ayşe Hafsa Sultan kız yurdumuz var. Bazen ben çocuklarımı görüyorum. Güzel havalarda, üzüm bağlarının aralarında çocuklarımızın yayan olarak kampüse gittiğini, hem yürüyüş yaptıklarını hem de doğaya tefekkür ettiklerini görüyorum. Peki çocuklarımız şehirde oturuyorlarsa, çok şükür buradan ben Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etmek istiyorum. Elektrikli otobüslerin kampüse servis olarak konulması, öğrencilerin hizmetine sunulması noktasında mutabık kaldık. Hatta deneme seferlerini yapmaya başladığımızda da salgın süreci çıktı. Geçen başkan beyle bu konuyu görüştüm. Aman hocam çocuklarımız gelsin, elektrikli otobüsler sizin emrinizde dedi. Kampüs olmanın ruhunu, öğrenci olmanın kültürünü, biz öğrenciyken öyleydi. Hep körüklü otobüslere bindiğimizde, öğrencilerle doluştuğumuzda bunları yaşardık. Ulaşım noktasında sorun yaşayacaklarını sanmıyorum. Ha, yaşandı mı sorun? Evet. Erişilebilir bir rektör var. Anında ulaşıyoruz. Sorunu Büyükşehir Belediye Başkanı ile ulaşım koordinasyonunu hemen mütalaa ediyoruz ve en kısa sürede çözüm üretiyoruz. Manisa'nın, üniversitenin bu çok büyük bir şansı. Kesinlikle. Yerel yönetimlerin sahip çıktığı, yerel yönetimlerle de diyaloğu olan bir yönetim var. Doğal olarak da bunun sonucu güzel bir çıktı olarak çocuklarımıza yansıyor. Buna rağmen sorunsuz yürür mü? Hayır. Her hizmette sorun olur. O sorunları da dinleyip çözmeyi kendimize ev ödev olarak ediniyoruz biz. Çok güzel. Yeter ki öğrencilerimiz okusunlar. Yeter istiyoruz. Ki doğru yerde doğru eğitim alsınlar istiyoruz. Şimdi biraz ben aslında
Erasmus programından da bahsetmek istiyorum. Yurt dışı bağlantılarınızdan bahsetmek istiyorum. İlk bölümde biraz konuşmuştuk. Akreditenizin olduğundan bahsetmiştik fakat. Erasmus programında hangi ülkelerle sadece Avrupa ile mi bağlantılarınız var? Bunlardan biraz bahsedelim. Akreditasyon deyince hemen eklemekte yarar görüyorum sorunuzun cevabına geçmeden önce. Zaten tıp fakültelerimizin de akreditasyonu müdek kadar eski. Tıp öğrencilerimizin de her yıl yenilenen akreditasyon sürecinde dünyanın ve uluslararası gelişmelerin odağında çocuklarımıza bu eğitim sistemini biz güncelliyoruz. Evet. Aynı zamanda spor bilimleri fakültemizin de akreditasyonu var. Bu fakültemizi tercih eden çocuklarımızın da diplomaları bu noktada çok büyük anlam ve değer kazanıyor. Erasmus kısmına gelince sadece tabii Avrupa ülkeleriyle değil, yaklaşık çocuklarımızın kullanımına açtığımız ve Avrupa Uluslararası Ajans tarafından finanse edilen 1 milyon avronun üzerinde bir bütçemiz var. Çocuklarımız, çalışanlarımız ve hocalarımızın hareketliliğini hesaplıyoruz. Bizim Cezayir'den Kenya'ya, Kenya'dan Tunus'a kadar Avrupa ülkeleriyle beraber Avrupa ülkeleriyle Erasmus, diğerleriyle K107 anlaşmaları ve projeleriyle beraber çocuklarımızın yurt dışı deneyimini, farklı kültür birikimini de artırmayı hedefliyoruz. Bu noktada öğrencilerin gitmelerini de çok teşvik ediyoruz. Bir haftalık, 15 günlük. Hatta yurt dışı staj noktasında da çocuklarımıza alan açıyoruz. 7+1, 3+1, o artı birleri yurt dışında yapma imkanı da veriyoruz. Çocuklarımızın orada harcayacakları rakamları finanse ediyoruz ve yurt dışı görmüş, o kültürle muhatap olmuş, deneyimini Türk kültürüyle beraber harman etmiş ve bunu kendi çıktısına kullanmış çocukları da hedefliyoruz. Bu noktada da Erasmus olanaklarımız hani ilklerde değiliz belki ama kayda değer, hatır sayılır bir düzeyde de çocuklarımıza Erasmus imkanı veriyoruz. Tek istediğimiz, az önce kısmında dedim ya, bir çocuğumuzun hayali olsun. O hayal olduktan sonra emin olun gerçekleşmemesi mümkün değil. Zaten temel felsefemiz evet. Ölümden başka her şeye çare var. Hı-hı. Yeter ki insanoğlu istesin. Bunu başaracak donanımda, güçte, kuvvette bizim çocuklarımızda var diye inanıyoruz. Çok yani bir öğrencimiz yurt dışına gitmek istiyorum dediği anda bunun altyapısı bizim üniversitemizde mevcut. Olabilmesi için yeter ki elimizden. Çocuğumuz gayret etsin. Yeter ki çocuklar evet, istesinler. İstesin. İsteyince İstesin. Başarıyorlar. Evet. Evet, aynen öyle. Çok önemli bir konuya geliyorum. Bilerek arkaya bıraktım, evet. En sona bıraktım. Teknokentiniz. Evet. Bize biraz Teknokentinizden bahseder misiniz ve Teknofest'ten? Evet, Teknokent ve Teknofest, bugünkü konuşmamızın belki ana teması ve ana cümlesi olan, hayalleri olan çocuklarımız dedik ya, ülke olarak çektiğimiz en büyük sıkıntılarından biri, hani biz yapamayız, bunu zaten yurt dışında yapıyorlar. Biz yapamayız, bu böyle. Türkiye'deki araba projelerinden tutun, diğer alanlara kadar yapmaya kalktığımız her hamlede bize ya ucuza teklif edilmiş, bir şekilde hakim kalmış. Ben TÜBİTAK'ta da görev yaparken 4000'li projelerde çocuklarımıza hep bunları yapmalarını tavsiye ettik. Hayaliniz olsun, başarın. Bir sistem kurduğunda bunu yazılımla desteklemelerini, Arduino ile desteklemelerini istedik ki otomasyona dönsün. Teknokent bu noktada OSB ile olan işbirliğimizin temel noktada yüzeyi veya yüzü diyebiliriz. Şu an yerli otomobilin belli kısımları büyük firmalarımızın Teknokent'te açtığı Arge'de bizim çocuklarımızın çalıştığı atölyelerde gerçekleştiriliyor. İkinci bir nokta, salgın sürecinde Teknokent'te ihtiyaç duyduğumuz şeylerin birçoğunu gerçekleştirdik. Yine hocalarımızın kurduğu şirketler ve Teknokent bağlantılarıyla aşıların transferlerinde soğuk zincir olarak kullanılan buzdolapları da yine Manisa'daki firmalarla beraber Teknokent'imizde sentezlendi. Ben mühendisliğe gelen öğrencilerimize şunu söylüyorum. Bizim size kattığımız akademik bilgilerle beraber lütfen çocuklar Teknokent'in koridorlarında dolaşın. Bir ay iki ay dolaşın, sonra bir kapıyı tıklayın. Ya ben geldim, adım Ahmet, falanca mühendislikte okuyorum. Siz burada ne yapıyorsunuz sorusunu sorun. Size muhatap olsunlar. Sonra ben de bir şey yapabilirim deyin. Ben de bir kalemi tutup buraya koyabilirim. Şu yazılımı ben yapabilirim. Şu donanımı ben gerçekleştirebilirim. Çocuklarımıza bunları da tavsiye ediyoruz. Teknokent'teki ümidimiz ve temennimiz şudur.
ülkenin ihtiyaç duyduğu yerli ve milli, özellikle savunma sanayi, sağlıkta kullandığımız cihazların, daha doğrusu ekonomimizin harcadığımız, sizin, bizim vergilerle ihracat yapmamız gereken yerde ithalatla beraber cari açığımızı artıran kısmın kapanmasını istiyoruz. Evet. Bu noktada her bir bireyin, her bir mühendislik fakültesi öğrencisinin, her bir hocanın buna katma değer sağlaması gerekiyor. Ve bu bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bireysel sorumluluğumuz. Bu sorumluluk hepimizin omuzunda var. Çünkü bizim üretemediğimiz her şeyde bizim alın terimiz dışarıya gidiyor. Evet. Ve yıllık, iki yıllık, üç yıllık alın terlerimiz gidiyor. Ama bir aylık alın teriyle biz bunları yapabiliriz. İşte Teknokent çocuklarımıza bunu sağlıyor. Şirket kurmaları noktasında teşvik ediyoruz çocuklarımızı. Girişimci olsunlar, o ruhları gelişsin, bilgilerini, uygulama alanları bulsun, uygulama alanlarını bulduktan sonra ticarileştirme kabiliyetleri de gelişsin istiyoruz. Teknokent bu noktada çok büyük bir alan sağlıyor. Teknokent kısmına bakınca hayalim ve heyecanımdır. Teknofest'te derece alan çocuklarımız var. Buradan onların hepsini yürekten kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden hediye alan çocuklarımız var. Şu an şirketlerini kurup Katar'a ve dünyanın farklı ülkelerine ürün yapan bizim mezun çocuklarımız mevcut. Teknofest'ler bu hayallerin gerçekleştiği ve bunların takdir edildiği, iltifat edildiği alanlar olarak görüyorum. Teknofest'in zihin, fikir olarak hayata geçme noktasında katkı sağlayanlara hakikaten bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Bu yıl Türkiye'de sadece 18 tane üniversitenin sahip olduğu bir imkanı üniversitemizde sahip oldu. Teknofest'in akademik sponsoru oldu. Bu ne demek? 50'ye yakın öğrencimizin orada yarışabilmesini sağlayacağız. 30 küsür hocamızın Teknofest'te sunulan projelerde, yarışmaya girilen ürünlerde, atölye ürünlerinde hakem olarak, değerlendirici olarak görev almasını sağladık. Teknofest'te bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Teknofest'te çocuklarımız için daha büyük bir alan söz konusu oldu. Ümit ediyorum yerel yönetimler ve teknik altyapı olarak biz müsaitiz. Ümit ediyorum inşallah Teknofest'in bir sonrakisi Manisa'mızda gerçekleşir. Belki siz bu ekranlarda, bu stüdyoda Teknofest'i gerçekleştiren arkadaşlarla Manisa'da Teknofest konulu bir söyleşi yaparsınız. Evet. Teknofest'te de çocuklarımızı teşvik ediyoruz. Yaz döneminde teknoloji fakültesinde, mühendislik fakültesinde salgına rağmen çalışan çocuklarımızı biz onların ihtiyaç duyduğu şeyleri karşıladık. Dedik ki siz yeter ki üretmek isteyin, yeter ki çalışmak isteyin. Yurtlar kapalı olmasına rağmen konaklamalarını sağladık. Diğer teknik alanda ihtiyaç duyduklarına için destek olduk. Bunları da gerçekleştik. Desteklerimiz sadece kendi öğrencilerimize de kalmıyor. En son Manisa Fen Lisesi sualtı insansız araç için biz üniversite olarak destek verdik. Çocuklarımız geçen bunun maketini hazırlamış gelmişler. Görseniz gözlerindeki ışıltıyı, o enerjiyi emin olun siz bile öğrenci olup yapmak istersiniz. Getirdiler, bizim sağladığımız destek için teşekküre gelmişler. Maketi de hazırladılar. Belki o çocuklarımız üniversitemize geldiğinde 10, 20, 30 belki 100, 200 metre suyun derinliklerinde insansız araçlarla beraber faaliyet yapabilecek, bilimsel araştırma yapabilecek veya ihtiyaç duyulan hangi alan varsa bunları sağlayabilecek cihazları bizim çocuklarımızın tasarlamasını yapmasını istiyoruz. Biz aynı zamanda üniversite olarak milli eğitime desteğimizi hiç eksik yapmadık. Dediğimiz gibi hayalleriniz varsa biz buradayız diyoruz. Deneyaplar T3 Vakfı'nın önderliğinde başladı. Şimdi kendin yap atölyelerini Zafer Kalkınma Ajansı ile beraber gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza Manisa Fen Lisesi'nde, Soma'da bu alanda sadece şunu istiyoruz. Kendin yap, tasarla, düşün, işte burada alan var sana. Burada ihtiyaç duyduğun ekipmanlar, burada bu ekipmanları monte edeceğin atölyeler ve senin için sağlıklı bir alan var. Yeter ki çocuklarımız üretsinler. Milli eğitimde de bu konuyla ilgilenen ve meraklı olan çocuklarımızın, üniversitemizin bu noktadaki desteğini biliyorlar. Dediğimiz gibi o kendin yapın logosu var. Evet. Küçük bir donanım da başlıyor. Yap kısmındaki şey bir roketle uzaya giden bir şeyi var. Temel noktada bizim en büyük hayallerimiz çocuklarımız.
Ve o çocuklar bizim için en büyük değer. Kesinlikle. En başta da söylediğim gibi yani insana dokunarak, evet. insanı özümseyerek işler ve projeler yapıyorsunuz. Elinize sağlık öncelikle. Fakat şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna gelmek zorundayız. Son olarak Celal Bayar Üniversitesi Rektörü olarak şu anda zor bir dönem. Hani herkes de bir tercih döneminde. Tercih yapan öğrencilere ve ebeveynlerine, velilerine ne tavsiye edersiniz? Ben şunu... Geçmeden önce hemen çok hızlı şunu sormak istiyorum. Bu tavsiyeler sırasında sizin sosyal medyada da canlı yayınlarınız var diye. Tabii ki. Onu unutmadan hemen onu sormak istiyorum. YouTube kanalında ve Telegram'da çocuklarımızın tercih etmek istedikleri bölümlerle ilgili sormak arzu ettikleri, merak ettikleri konular, aydınlatılmasını istedikleri konularla ilgili ilgili fakülte dekanlıklarımız, birimlerimiz canlı yayınlarla bunlara muhatap oluyorlar. Ve bu noktada çocuklarımız arzu ettikleri her şeyi sorabilirler. Akıllarına gelen, kafalarında soru işareti olarak kalan. Biz temel noktadaki hedefimiz şu değil. Çocuklarımız Celal Bayar'a gelsin değil. Çocuklarımız hayal ettikleri meslekte kendilerini mutlu edecekleri, sorunuza da cevap olacak. Kendilerini mutlu edecekleri. Çünkü bir insan mesleğiyle beraber, düşün 25 yıl yaşında aldığını düşünün mesleğinizi elinize. Allah hayırlı ömür verirse 60-70 yaşadıklarına 35 yıl, 45 yıl bu meslekle beraber yaşıyorlar. Onun için kendilerini mutlu hissedecekleri. İşe giderken ayaklarının bir adım ileri, iki adım geri gittikleri değil. Heyecanla, aşkla, şevkle giderek mesleğini icra edecek, içinde o heyecan ve sevgiyi duyabileceği tercihleri yapsınlar. Buradan anne babalara da şunu söylemek istiyorum. Benim çocuğum mezuna kalırsa şöyle olur, böyle olur. İnsanları istemediği şeyi, yapmak istemediği mesleğe dayatmak bizim görevimiz değil. Bu noktada çocuklarımız ne istediğini iyi bilmesi lazım. Ben tercih yaparken ya işte annemin babamın dileğiyle yaptım. Çünkü sayısal rakamlara baktığımızda üniversiteye yerleşen birinci sınıf çocuklarımızın %37-%38 bandında ilk yerleştikleri bölümden memnuniyetsizlikleri çıkıyor ortaya. Bu yanlış bir tercihin veya tercihte doğru parametrelerin değerlendirilmediğinin bir sonucu. O bakımdan çocuklarımız evet ya ben makine mühendisi olmak istiyorum veya ben tıp doktoru olmak istiyorum, ben fizikçi olmak istiyorum, ben öğretmen bu noktada kararlılarsa lütfen tercihlerini ona göre yapsınlar. Ama ya annem babam istiyor, ben şunu istiyorum ama böyle. Sevgili velilere de buradan sesleniyorum. Çocuğunuzun mutluluğu sizin mutluluğunuz. Evet. Mutsuz, mesleğinden memnun olmayan bir çocuk ömür boyu size bunu fatura edecektir. Bunu karşılıklı diyalogla, gerekirse profesyonel bir yardım alarak süreci çocuğunuzla birlikte yürütüp en sağlıklı ve en mutlu olacağınız, en verimli olacağınız tercihi yapmak gerekiyor. Antiparantez söyleyeyim. Hayalleri olanlarını da biz bekliyoruz üniversitemize. Çocuklarımızın noktada, evet, çocuklarımız da o noktada bekliyoruz. Onun için öğrencilerimiz ne istediklerini bilmeleri, istediklerinin peşinden de legal bir şekilde koşmalarını, çaba sarf etmelerini bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Evet. Tekrar tekrar bizi kırmayıp programımızın ikinci bölümünde bizim davetimiz olup ama üniversitenizi de çok güzel anlattınız. Tekrar okuyasım geldi açıkçası. O imkanlarımız da var. Belki yıllar sonra bunlar da gelecek. Türkiye yüksek öğrenim olarak belki sertifikasyon sürecine de girecek. İhtiyaç duyduğunuz dersleri gelip uzaktan eğitimle veya farklı şeylerle alıp o alanda donanımımızı artırıp sertifikalarınızı alabilecek konuma belki 5-10 yıl içerisinde geliriz diye düşünüyorum. Şu an bunların temellerini de atıyoruz sürekli eğitimde. Özel şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimlerini verip sertifika saati dolduysa, o donanımları kazandılarsa sınavla, katılım noktasında seminer veya konferans tarzıysa da katılım belgesiyle halkımızın, çocuklarımızın, ihtiyaç duyan arkadaşların da donanımlarını artırıyoruz. Ah, çok güzel. Güzel bir, evet, proje. Beğendim. Evet. Katılmak isterim mutlaka. İnşallah. Sevgili Manisa TV izleyicileri, bugünkü programımızda burada sona erdi. Çok keyifli bir sohbetti. Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataş'la birlikte Celal Bayar Üniversitesi'nin hem akademik anlamda hem de sosyal olanaklarından bahsettik. Bir dahaki programda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Anne babalara bu tercih sürecinin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah çocuklarımızın her şey gönlünce olur.
Her şey ümit ettiklerince olur. Olmadığı zaman da düşünmesinler ki hüsrana uğramasınlar. Bir sonraki basamak için bu son bir başlangıç olur. Hemen tekrar işe koyulup yeni başlangıçları, yeni ufuklara yelken açmalarını ümit ediyorum. İnşallah ülkemize, insanlar, çocuklarımıza, Manisa'mıza hayırlı ve uğurlu olsun. Amin, amin. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın efendim. Bir dahaki programda görüşmek üzere.